şu andaki orta sağ sepamızdan, yani sağdaki ortada iki balık aldık, solda iki balık aldık. Şimdi en sağdaki. Gel. Bak abi, bu olmuş. Gelmiş olmuş. Tamam. Ağacın dibine doğru. Hadi dur. Hadi ortaya ev kap. Aldık mı? Tamam. Evet arkadaşlar, şu anda 6 mı 5 mi? Hı? 5 mi 6 mı? Şurada, şurada. Ne güzel bu aynalı. Çok güzel. Şu şeyi ördüm. Güzel bir aynalı yine. Tekrar soracağız yere. Haydi üstüne. Evet, güzel. Ben çekeceğim Fransa'da, Strasbourg'da. Ama daha çok ileride balık. Onun için tam belli değil ama fena değil. Sabahın saati bilmiyorum. Dördü gece ve almış olduğumuz dördüncü balonumuz. Gel bakalım, bir daha bir deneyelim. Hadi kaldırmaya. Ben şöyle. İlacımızı da sıkalım hayvana. Tamam. Gecenin dördüncü balığı, toplam altıncı balığımız. Bu da güzel, orta boy bir aynalı sazan. Yani rengi falan çok güzel. Ama çok sert bir balık. Fazla geciktirmeden yerine gönderelim. Hadi bakalım.
Görmüş olduğunuz gibi şu anda hava kararıyor ve de bizim bugün Salzburg'da 4. gecemiz. Ve şu anda mangalarımızı ateş yaktık ve akşam yemeğine hazırlanıyoruz. Gerçekten gün ve gün, kısacası ilk gün, ilk gece bir balık, ikinci gece iki balık, dün akşam 3. gecemizde saat 10 itibariyle en güzel bir trofi, rekor düzeyde bir aynalı yakaladık ve de dün, bugün sabah saat 6'ya kadar bunu 7 balıkla tamamladık. Ve de şu an dediğim gibi umarım son gecemizde inşallah diyorum en azından birkaç tane daha balık yakalamak bize nasip olur. Oltalarımızı da yemlemeyi yaptık. Tekrar aynı yerlerine attık. Ve de önce kendi balıkları doyurduk ve şu anda da kendimizi doyuracağız. Son gecemiz inşallah ne diyelim? Rastgele. Güzel geçsin. Evet. Beklentimiz? Beklentimiz daha büyük trofe. Evet, daha büyüğünü yakaladık ama ne yapar büyük balık yakalayan devamlı büyük yakalamak ister. Ama önemli olan ne bizim için? Son en azından diyorum ben bir iki tane olabilir, üç tane olabilir. Umarım yakalarız ama yakalayamayabiliriz arkadaşlar. Çünkü neden? Hava çok değişti. Evet. Dün ama bu kadarla mevsim, hava. Mevsim itibariyle gene iyi balık yakaladık. Evet. Yani Mart ayının sonu Fransa'da, Avrupa'da hala soğuk hava. Yani ben beklediğim üstünde balık yakaladık. Yani evet. Hiç alamayabilirdik de olabilirdi. Balıklar şey var. Ama bence güzeldi. Bu gece belki daha büyüğünü inşallah Allah izin verirse tutacağız. Bugün alacağız inşallah ya. Bu akşam alacağız. Şimdi bir yemleme daha yapalım. Yapacağız yani yemekten sonra. Beklentimiz bir iki balık daha var inşallah. Aynı zamanda patlıcanlarımız da hazırlanıyor. Geçen sene oranla yapmış olduğumuz avlar değişik. Geçen sene daha balıkların şakşak zamanı var, yumurtlama dönemine girmeden av yapmıştık. Ve çok güzel balıklar yakalamıştık. Ama bu sefer de ne yaptık? Kıştan daha balıklar ilkbahara çıkarken yani tek tük yemlemeye başlarken zor bir avı seçtik, zor bir avlığa seçtik ama Allah'ın bize beklentimizden daha şu ana kadar güzel balıklar nasip etti. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Son gecemiz hepimize rastgele. Evet arkadaşlar, az önce ne demiştik? Bu federasyon, Strasbourg'lu demek federasyonun her balık tutulan yere bir tane mangal koymuş dedik. Ve bir tane artı çok basit bir demir yapmış arkadaşlar. Bu demir çok basit gibi gözüküyor ama üç türlü alternatif de kullanabiliyorsunuz. Birincisi, siz fileni de burada bırakıp koyuyorsunuz ve balık yakaladığınız zaman fileyi burada bırakıyorsunuz ve oltayı alıp buraya getiriyorsunuz ve balığı buraya yatağa koyuyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi bu eğri demire kantarını da götürüyorsunuz ve de tartma yatağını takıyorsunuz ve balığı bu şekilde tarttığınız zaman bakın arkadaşlar bu çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle kantarda herhangi bir şey yanlışlık olmuyor. Siz böyle bir kantarı elinize aldığınız zaman bu şekilde tarttığınız zaman kantarda oynama oluyor. Yani kilosunda herhangi bir devamlı 1 kilo, 1,5 kilo fazla gösterebiliyor. Bu kantarlarda bu var. Ama bu şekilde yapıldığı zaman bakıyorsunuz. Yani demek istediğim gerçekten bizim bu Almanya'daki federasyon göllerinde bu yok. Ama bunu da bildiğim kadarıyla daha bu sene yapmışlar bu Strasbourg federasyonu. Gerçekten tebrikler diyelim. We'll be right back.
mutlaka şu anda bütün takım Mustafa Tuğan Bey'i seyrediyoruz. Üstte misin abi? Tam üstte. Üstte mi? Üstte mi? Biliyor musun? Saata gel. Şöyle. Devam. Devam. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Bütün takımı ipten altına yapıyoruz. Çünkü iki tane mislerin üzerinden geçmişti balık. Ve şu anda balık sağa kaçmıştı. Evet. Şu anda da alttan yavaş yavaş geçiş çekiyoruz. Şimdi onlar üstte kalacak, o zaman şeye değmez. Aynen böyle yavaş yavaş gel canım, gel canım, gel otlara bakın. Arkadaşlar aynı anda korlamamız lazım çünkü ipimiz ince ve yandan çektiğimiz zaman sazlıklara takılabilir, ip kesebilir. Ucundaki balığın da iyi olduğunu tahmin ediyoruz. Onun için ustalar arkadaşımıza, ustaya yani hep birlikte yardım ediyoruz şu anda. Almanya'da yani Avrupa'nın büyük devletlerinde diyelim standart şudur. Ben balıkçı belgesi aldım, yarın balığa gidiyorum diye bir kaide yoktur, gidemez. İlk önce almış olduğu uluslararası balık belgesiyle bulunmuş olduğu belediye veya muhtarlığa gitmesi lazım. Ve oradan da kendisine tutma müsaadesi diye bir belge verilir. Bu 10 yıllığına 90 euro'dan Almanya'da. Bu 10 yıllık müsaade verilir. Bu balıkçı almış, yapmış olduğu ehliyeti cüzdanında evine saklamaktadır. Fakat belediyeden almış olduğu o belgeyle hangi avlığa gidecekse ilk önce o avlığın hangi federasyona, hangi derneğe, hangi belediye ya da özel bir avlak mıdır oraya göstermesi gerekir. Oraya gidecek, ben diyecek sizin avlakta balık tutmak istiyorum. Almanya'da bu işler biraz daha kanun yolları çok zordur. Zor olduğunu özellikleri de şunlardır. Örneğin federasyona bağlıysa kendisine günlük 10 euro vermek şartıyla balık kartı verilebilir bir günlüğüne. Ama geceleri tutmak bazı vilayetlerde yasaktır. Baden-Württemberg ve Brandenburg eyaletlerinde, Almanya'da halen gece balık avları olmaz. Kendisi sabah güneş doğmadan ve güneş batıncaya kadar avlanma serbesttir. Fakat o federasyona üye olduğu zaman bu gece avları göz yumulabiliyor. Yani sizin anlayacağınız, ben belgeyi aldım, hemen balık tutabileceğim de bir gayede yoktur Avrupa'da. Evet arkadaşlar, ilk önce Mustafa Tuğan Bey'i tebrik ediyoruz burada. İkinci de tabi hepimiz, ekibimiz. Ekip zaten görüşürüz. Mustafa Mustafa Abla. Nasıl olsun ya yavrum? Allah'ım hiç yaşayamıyor ya. Tartmaya gidelim. Ondan sonra iade edelim suya. Evet arkadaşlar. TRT ustalarımız balığı tartıyorlar. Şimdi tamam. Da kaldı. Kolay. Haydi biz. Tamam. Ne kadar? 19. 20. 19.800 gösteriyor. 19.800. İyi. Aşağı yukarı aynı. Evet. Evet arkadaşlar.
Dünkü tamam. balığımızla bu balığın arasında sadece ve sadece 200 gram var. Yani TRT'den Burhan Velioğlu'yla Mustafa Tuğan'ın beni yakalamış olduğu balık aşağı yukarı aynı. 200 gram var. Hadi gidelim. Ona mı gitti? Ben 9 oluyor. 9 mu oluyor? 8-9. Yakışıklı mı aldın? Sarı. Aynı gibi aynıydı. Aynı. Tamam güzel abi şu çık. Ne oldu? Ne geçmiş olmuş ya. Ha orada duş basın abi. Aynı rot pottan 2 bal. Ben şu şeyi getireyim. Çok yakışıklı. Çok güzel bir balık. Rengi muhteşem. Evet, balığımızı iade aldık. Ediyoruz. Şimdi iade edelim yerine. Evet Mustafa Hocam, 10 metre balık, senden daha büyük bir balık bekliyoruz. İnşallah. İnşallah abi, güzel geçiyor. Küçük mi duruyor değil mi? Aha. Ayet kapıcı. Güzel bir. Aynı alırsan sen. Balıkların hepsi çok güzel. Hava yine soğuk. Güzel yemlemenin, güzel yemlerin mükafatını gördük. Kaç abi? 14.500 evet. 14.5. Bayılıyorum ben bu abi. Basıyorum.
Fransa, Strasbourg, Sadan ağlarını geride bırakmış bulunuyoruz. Burada 5 gün kaldık ve 5 günde de gün ve gün, ilk 2 gün birer tane, 3. gün 4 tane ve 4. gün ise 5 tane olmak üzere toplamda 11 tane pullu veya ve de aynalı sadanlar yakaladık. Bunların içinde 2 tanesi 20 kiloluktu ve bu 2 tane de 20 kiloluktu bizim gerçekten şu Mart ayına kurmuş olduğumuz kampımızı, neşesini bir daha, iki misli daha arttırdı. Ve ben bu getirmiş olduğumuz kamptan o kadar kendi açımdan, gerekse misafirlerimiz açısından, gerekse bizi ağırlayan Abdullah kardeşimiz açısından, hepimizin açısından çok memnun oldum. Ve umarım misafirlerimiz de memnun olmuştur. Onlar da beklentisi gerçekten Fransa'ya giderken zorlu Fransa ağlarında nasıl geçecek? Mart ayının ortasında bir anda 4 mevsimi belki bir arada yaşadık. Bazen çok güneşli geçti, 15-16 derece oldu hava. Bazen bulutlu, rüzgarlı, o toplamda 16 dereceyi görmedik biz. Sulu kar yağdı, çiğ yağdı. Yani sonuçta 5. günümüzü tamamladık. Burada ilk önce ben sağımda duran Mustafa Bey'e söz vermek istiyorum. Evet. Önce her şey için Abdullah Bey'e ve Ercan abiye teşekkür ediyorum. Birinci ayağı olan Almanya, ikinci ayağı olan Fransa balık avımızda çok şükür kazasız belasız bitirdik. Avımız çok güzel geçti. İklim şartları, Ercan abinin dediği gibi 4 mevsim yaşadık. Çok güzel balıklar tuttuk. Gene kendimize bilgi olaraktan bayağı bir bilgi katılımında oldu. Bu tecrübelerden de yararlandık. İnşallah yeni bir Avrupa serisini seneye yapar. Ama bir Avrupa takımı oldu şimdi. İşte Türkiye'den biz, Fransa'dan Abdullah Bey, Almanya'dan da Ercan abi. Her şey için teşekkür ediyoruz. Evet. Burhan her şey için ilk önce Ercan abim ve Abdullah kardeşime teşekkür ediyorum. Bizlere çok çok güzel 5 gün geçirdiler. Bu 5 gün içinde çok güzel günlerimiz geçti. Güzel balıklar aldık. Her şey için teşekkürler. Evet, Abdullah'ın kardeşimle de söz vermek istiyorum ben. O da gerçekten bizleri bir abi olarak gördü, bir yakın arkadaş olarak gördü ve buyur etti. Biz de geldik, kendisine kılmadık. Evet Abdullah'ım, senin... Ben öncelikle Mustafa abiyle, Burhan abiyle tanıştığım için çok memnunum. Teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir 5 gün geçirmişlerdir. Elinden gelen fazlasını yapmaya çalıştığıma inanıyorum. Güzeldi, çok mevsim olur. İtibariyle biraz zordu ama güzeldi. Verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İki tane güzel balık, iyi güzeldi yani, çok güzel balık vardı. Biz bir takım olarak biz bunu çok güzel başardık. Umarım Allah'ın bize daha güzel birlikte gelecek senelerde olabilir. Türkiye'de avlar yapabiliriz, Avrupa'nın diğer bir şehirde yapabilir ama biz şu anda bir takım olduk. Evet, bu takım arkadaşlar bundan böyle bizleri izlemeye devam edin. Güzel de avlar seyredeceksiniz. Evet, bir diğerki avlarda görüşmek üzere. Strasbourg, Fransa'dan herkese rastgele iyi günler diyorum.